Çok iyi. Devam böyle. Aferin, aferin. Dur. Şöyle bir atak yapsana Orçun. Yok anam sağ ol, ben kendimi koruyayım yeter. Savaşma seviş, benim spor alanında bile prensibim bu. Ama burada çok anlatamıyorum onu gerçi tabii. Nasıl bu? Deli dana gibi bir saattir gezip duruyoruz yani. 20 tur attık binada. Burası herhalde yani artistik yapma yazdığına göre. Şu sivriler mi? Oo, çok sert, çok sert. İsimlere bak, herkes yakalamışlar. Oh. Yalnız şu herifin ne yaptığını acayip merak ettim. Çünkü adilikte uzay verilir bu. Salak! Bir konsantre ol. Senin oyunculuğun da böyle. Dağınık. Elin işte, gözün oynaşta. Bak bakalım bizim ismimiz var mı CD'lerde? Yani görmüyorum ama... Bir dakika. Burada dünün tarihi olan mı CD? İyi. Hadi kap da çıkalım. Bizi kilitlediler. Oyo. Bizi tarih gibi kafana sıkıştırdılar. Abi bir dramatik olmayı bir yap. Bir küçük oyna ya. Bu of be. Of. Okey, okey. Seslensek. Yanlış girdik kardo. Ya da ne bileyim. Bizi kilitlediniz dostum falan mı desek? Bu sahte oyunculukta kim inanır ya? Ho. Belli ki hırsızlığa girmişiz. Kapıyı kilitlediklerine göre bunu deneyen ilk biz değiliz. Okey, okey. Bir dakika, bir dakika. Ama yani biz burada kaldık mı şimdi? Pencereden çıkalım. Birinci katta değil miyiz? Hem ara sokaktayız. Kimse fark etmez. Yalnız pencere biraz dar abi. İstersen önce ben... Sıkıştım. Demeye kalmadan buyurun. Bravo ya. Gerçekten sana bravo ya. Of. Ya Hande'nin yıllar önceki tuvalet penceresi olayının üstelik daha bir arka planlı, daha zengin çatışmalı, böyle extra large, über hali ya. Of yani sana şapka çıkartıyorum abi ya. Wow, sana şapka çıkartıyorum ya. Yani her an bir kriz, bir drama yaratma konusunda uzman bir aktörsün abi. Allah'ım, her hafta bir pencerede mahsur kalıyorum yahu. Benim yağ oranım %12 olduğu için önden gittim Emir. Abi, yağ oranı %12 ama kilon %112 ya. Ya bir cüsseni bir gör artık yani. Bir barış şu cüssenin hacminle. Yani bir metreküp olarak bir gör artık kendini ya. Sıkıştım diyorum. Sabunlasan mı acaba ablanı? Kese dağıtayım mı abi sana? Ne bileyim, kayarım belki yahu. Of. Of, of olmuyor. Bir balyoz olsa veya bir testere yani. Şurayı şöyle ufacık bir kırsak hemen şey yapacaksın da. He? Burası da ıssız. Kimse görmez. Reis. Ha? Lafı dolandırmayacağım anneanne. Dolandır. Nasıl ya? Sen her seferinde oğlum lafı dolandırma, sadede gel. Para mı istiyorsun dersin? İşte şimdi bu sefer lafı dolandırmıyorum. Ama eğlenceli tarafı da dolandırma tarafı be oğlum. Her seferinde daha saçma salak bir bahanen oluyor. Bu sefer bahane değil anneanne. Gerçekten acil lazım. Ablamı kaçırdılar, fidye istiyorlar. Çok klasik. Sevdiğim kız bana hediye almak için saçını sattı. Ben onun için saatimi sattım. O bana saat kayışı, ben ona toka aldım. Çok o Henry. Çok ender görülen bir mineral eksikliğim varmış. Doktor tek çaresi her gün havyar yemek dedi. Çok Doktor House. Ablam evlenmeye karar verdi. Çeyiz lazım. O artık bilim kurgu. Niye ya? Ablamın yaşındakilerin iki çocuğu falan oluyor. Senin yaşındakiler de genel müdür oluyor.
Biz size protein mi yedirmedik, ne oldu bilmiyorum. Başka nelerin var? Vallahi bütün çeşitlerimizi gördünüz. Siz nasıl bir şeye bakmıştınız? Benim orijinal bir fikrim var. Nedir? Bir işe gir, çalış hayta. Lafın nasıl sıkıştı abi? Ah, sıkıştı abi. Allah'ın hikmeti işte. Yukarı gel, biraz tıraşla pencereyi ve özgürüz. Ne yapaydınız siz orada? Bir pencere pervazına kaç oyuncu sığdırabiliriz diye merak ettik. İçeriden kapıdan çıksaydınız ya. Aa, hiç aklımıza gelmedi, görüyor musun? Bu bina yığma bina mı acaba, yoksa kâgir mi? Aa, yani duvarlar çok kalın değil galiba ama. Mal sahibi mi, kiracı mı yoksa? Ne yapacaksın yahu? Kenel merak. Reis, hadi abi, hadi abi. Bakmayın sevgilim, bakmayın. Dizi çekiyoruz, bakmayın. Okey, okey, oradan. Kayın! Oğlum, bak sen okula gitmedin mi lan? Hey! Kickbox benim için bir yaşam tarzı olsun istiyorum. Ağırlığa başladım daha sert yumruklar için. Ha, kime döveceksen? O esnada kafamın attığı, yükseldiğim herhangi bir orta yaşlı beyaz erkek olabilir. Orta yaşlı mı? Sert de değil. Demografik skalam geniş. Bir nevi önümüze gelene sırf bin tekme. Lan durup dururken kavga mavga etme. Vallahi sirkelerler seni ha. Dövüş sporu baba. Arada bir pratik yapmak lazım. Hem hey, hocamın da dediğine göre bende bir deli kuvveti varmış. Deli mi? En güzel tarafı da pasif direniş felsefemi bir kenara bırakmış olmam. Bundan sonra hiç kafama takmam anam. Direkt kafa göz girişirim. Oh! Ferah ferah. Mesela şimdi bana bir cam iste. Ya niye şimdi durup dururken sana cam istiyorum canım? De ya de. Ya ne gereği var şimdi canım? Bir deseydin keşke. Oğlum, aslan oğlum benim. Ben niye aslan gibi oğluma camış diyorum ya? Aslan oğlum, Gülistan, Gülistan. Böylece bu camış olayını kapattık mı? Aa, çoktan kapattık. Keşke birkaç tane vuruş gösterme fırsatım olsaydı. Neyse artık. Zamanın doğal akışında illaki olur diye düşünüyorum. Bunun da kafadan bacaklısı var, tek hücrelisi var, amipi var. Koskoca bir fizyoloji külliyatı bana sıkı bir antrenman yapma fırsatı verecek sanırım. Hiç, hiç hoş değil. Hiç hoş, hoş değil. Şakası bile hoş değil. Yani spor ve şiddet ikisi bir arada bağdaşmaz bence. Hem ben oğlumu birazcık tanıyorsam, sen spordan daha çok sanata yatkın bir delikanlısın. Hatırlıyor musun ortaokulda ne güzel blok flüt çalardın, kulü kulü kulü. Yemezler. Ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun tekinsiz? Tangoya gönül verdim. Git, tangoya git. Git, Buenos Aires'e kadar yolum var. Allah Allah ya, Allah Allah. Olmadı bu çocuk, olmadı. Hiçbir zaman olmadı. O mu tiyatrodan ahkam kesiyor? E kim bunlar yahu? Biz yokuz abi. Ay, tatlılar. Şu Martı filmi var ya, yardımcı yönetmeni benim arkadaşım. Bugün ikinizden hanginizin rolü aldığını açıklayacaklarmış.
İkinize de bol şans. Nasıl yani? Gerçekten öyle bir film var mı? Var tabii abi. Kanı hazırlanıyorlar. 6 yıldır yazıyor adam bunu.